Muhteşem bir teknofesti daha. Allah'a şükürler olsun. Kazasız belasız başarıyla tamamladık. Teknofest rekorlar kıra kıra ilerleyen, yarınlarımıza umut veren bir festival. Teknoloji geliştireceğim, ülkemizi tam bağımsız yarınlara taşıyacağım diyen gençlerimiz akın akın Teknofest'e koştu. Bu yıl yarışmalarımıza 1 milyondan fazla genç kardeşimiz başvurdu. Bu yılın ilk rekorunu yarışmacı kardeşlerimiz kırdı. ...2019'da 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle hatırlarsanız dünya rekoru kırmıştık. Dün tek başına 1 milyon kardeşimiz milli teknoloji hamlesiyle buluşmak için Yiğitlerin Meydanı Atatürk Havalimanı'na koştu. Şu an itibariyle dünya çapında başka bir rekora da imza attık. Teknofest 2023 tam 2,5 milyonu aşan ziyaretçiyle dünyanın en büyük organizasyonu olarak tarihe geçti. İlk günden itibaren yanımızda olan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, Teknofest tahakküme, dev tekerlere, geleceğimize ve gençlerimize inanmayanlara karşı güçlü bir itirazdır. Öz yurdunda garip, öz vatanında pari olmaya karşı baş kaldırıdır. El ele, gönül gönüle milletimiz ve insanlık için çalışacağız diyen yiğitlerin kardeşlik meydanıdır. Bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil, milli teknoloji hamlesinin öncüsü Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır. Değerli katılımcılar, artık ayağa kalkmış, insanlığa ve mazluma çare olan bir Türkiye var. İnşallah hep birlikte kadim medeniyetimizin adalet, merhamet ve iyilik değerleriyle kuşanmış bir dünya inşa edeceğiz. Şairin de gönlümüze dokunduğu dizelerinde söylediği gibi, yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Mermerinin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı Allah bil? Yüzüncü yılımızda başkentimiz Ankara'da ve istiklalimizin sembol şehri İzmir'de teknofestler düzenleyeceğiz. Kızılelma'yı, bu meydanı, Teknofest'i önce Allah'a, sonra milletimize ısmarladık.